Efendim selamlar. Bizlerle beraber F2'ye basıyorum ve Backcase moddaki veya diğer adıyla moddaki 10 tane saçma ama işe yarar eklenti göstereceğim. Garip bir içerik olacak. Direkt başlayalım. Başlamadan önce de mutlaka kurduğumuz lige katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bir günde veya 2 günde 300 kişiyi geçtik. Ligin Discord sunucusu da üst seviye oldu. Çok uzatmayayım lafı. Açıklama ve yorumda sunucunun linki var. Hepinizi bekliyorum. Aynı zamanda orayı topluluk sunucusu olarak da kullanıyoruz. Şimdi eklentilerimize geçelim. Şimdi ilk eklentimiz Rage Quit. Bu eklenti ne işe yarıyor? Aslında çok saçma. Zaten dediğim gibi videonun konsepti saçma ama işe yarar eklentileri göstermek olacak Backsmoke'daki. Abi bu eklenti Alt F4'ü aktif hale getiriyor. Normalde Rocket League'de Alt F4 atamıyorsunuz. Şimdi bu niye saçma? Çünkü ya böyle bir eklenti aslında gerek yok ama İşe yarıyor. Niye işe yarıyor? Mesela buradan install with backsmod diyorsunuz, tamam mı? Burada dosyayı yazdı. Oyunu açıp kapadığınızda oluyor. Tabii ben yani test etmeyeceğim çünkü çok uzun sürer video. Şimdi bu eklenti niye işe yarıyor? Bazı durumlar olabiliyor. Yani çok sinirleniyorsunuz. O durumda mesela alt editörde spam atıyorsunuz. Hani basıyoruz basıyoruz işte oyundan çıkmıyor. O sinirle bazı insanlar ne bileyim işte çevreye zarar verebiliyor. Yani hıncını bir yerden çıkarmak istiyor. Alt F4 de bu yüzden önemli. Bence yani Rage Quit eklentisi olmazsa olmaz diye düşünüyorum. Bunu herkesin bilsin. Bak Alt F4 mis gibi koyuyorsun. Aktif hale getiriyor. Çok güzel abi. Devam. İkinci eklentimiz. Skip Replay. Şimdi bu eklenti şu işe yarıyor. Burada bahsetmiş bol bol ama ben size direkt açıklamasını söyleyeyim. Replay'leri yani tekrarları bu gol atıyorsun sana izletiyor ya rakibi. Onu otomatik olarak geçiyor. Şimdi bu önemli. Niye önemli? Çünkü bazı insanlar özellikle yüksek rankların yani nasıl diyeyim şampiyon 1, 2 ve üstü için bazı insanlar bu duruma tilt olabiliyor çok fazla. Düşük ranktakiler bu tekrarları izliyor ama yüksek rankta hep geçiyor böyle takır takır. O yüzden siz unutursanız böyle bazı insanlar toksiklik olarak algılayabiliyor bunu. Olan tekrarları da izletiyor böyle sonuna kadar falan deyip. Yani insanı kaybedebiliriz. Bu da ona yarıyor. Yani dediğim gibi aslında çok saçma bir durum. Ama işe yarıyor yani. Çünkü dediğim gibi unutabiliyoruz ve bu eklenti sayesinde tekrarları direkt geçiyoruz. Geçtik 3. eklentimize. Bu da kutlama plugin. Yani kutlama eklentisi. Celebration plugin diye geçiyor. Şimdi bu ne abi? Bu Celebration plugin sizi bir free play atıyor gibi düşünün. Ve bu maç sonu hani dans etme ekranı var ya. Orada diyor ki pratik yapın. Yani bu eklentinin olayı şu. Maç sonu kazandıysanız maç sonundaki kutlamalarınızı geliştirin diyor. Bak burada da yazmış zaten. This is a plugin that allows you to practice your post game celebrations in free play. Yani diyor ki oyun sonrası kutlamalarını free play'de geliştir diyor. Oğlum ne saçma bir şey lan. Ama işe de yarıyor yani çünkü İnsanlar saçma sapan seviniyor. Ya dediğim gibi arkadaşlar bu videoda çok şey beklemeyin böyle. Mantık beklemeyin. Genel olarak eklentiler böyle. Aslında fena da bir içerik değil. Zaten bunu beğenilerinize veya dislike'ınıza belli edersiniz. Beğenip beğenmediyseniz veya yorumunuza. O yüzden sözü size bırakıyorum. Ve burada bug'ları şey yapmış. Ha burada birkaç bug var. Bunları okumayacağım şimdi. Ama bence şey gerekli ya çünkü oyun sonrası kutlama da oyunun bir parçası olduğu için yani yapılması ve geliştirilmesi gereken bir şey diye düşünüyorum. Tabii öncelikli bir şey değil ama olması gerekiyor. Devam. Bak bu çok güzel. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Normalde hani Rocket League'de arkadaş listesini açtığımız zaman işte durumları yazıyor ya. Mesela çevrim içi, online, işte çevrim dışı, offline diye. Burada karşı tarafa sizin durumunuzu değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben buraya atıyorum burada okey yazmış adam. Video çekiyorum. Arkadaş aramayın yazdığımda karşı taraf bunu video çekiyorum. Arkadaş atmayın diye işte aramayın diye görüyor. Böyle bir eklenti. Bence bu aslında bu videonun en iyi eklentilerinden biri. Yani hem böyle aşırı saçma değil hem de gerçekten işe yarıyor. Ve güzel de gözüküyor. Buraya işte Twitch linkinizi de yazabilirsiniz. Ne bileyim işte YouTube kanalınıza yazabilirsiniz veya takımınız varsa atıyorum takımınızın ismini yazabilirsiniz. Bence gayet gerekli ve herkesin kullanması gereken bir şey. Özellikle içerik üreticiye bunları kullanmayan. Yani buraya Twitch linkini yazarsın. Mesela Twitch TV yok da hani Aydigal diye. Buradan tak herkes görür yapıştırır ya da başka bir şey işte o size kalmış. Bence bu çok gerekli bunu kesin şey yapın kullanın.
Bu eklentilerin linklerini de nasıl yapalım? Ben videoya koyarım ya bir şekilde. Yani hepsini koymak zor olacak ama koyacağız abi, yapacak bir şey yok. Devam. Dejavu. Player Tracking. Şimdi bu eklentinin ismi neydi Dejavu? Onu söyleyeyim. Çünkü bir maç oluyor. Mesela maça giriyorsun. Diyorsun ki ulan ben bu oyuncuyla daha önce oynamamış mıydım falan diyorsun. Ha işte o eklenti bunun için. Yani o adamla daha önce oynadın mı, oynamadın mı? Oynadıysan kaç kere oynadın? Kaç kere oynadın sen, yenildin mi, yendin mi, rakip mi oldunuz, takım arkadaşı mı? Onlar hakkında bilgi gösteriyor. Yani aslında bir nevi stalklama eklentisi. Bildiğim böyle tam stalkerlar için. Yani tam bana göre abi. Ben zaten psikopatım, böyle şeyleri severim. Bu da bana göre. Bilmiyorum, bence siz de yapmalısınız bunu çünkü çok iyi. Niye iyi? Bak onu söyleyeyim. Mesela bir adam geldi karşına, oynadın. Sonra dedi ki bu adam ulan geçen maça gelmemiş miydi? Belki sen o adamı, eğer o olduğunu ne derler ona, o olduğunu kafanı kesinleştirirsen maçına davet edebilirsin veya takım arkadaşı olabilirsiniz. O yüzden önemli bir şey. Bence bu da mantıklı, yani çok saçma değil ama yine baktığın zaman yani çok da şey, mantıklı bir beklenti değil ama kullanılabilir. Devam. Bu ne? Ha, buna geldik. Bak bu şey, Stat Tracker, yani istatistik izleyicisi de çevirebilir Türkçe. Overlay de arayüzü demek zaten. Arayüz müydü lan overlay? Overlay tam Türkçesi neydi ya? Dur yazacağım, bakacağım abi, bekle. Translate. Bakalım abi. Overlay neydi ya? Ben arayüzü biliyorum ama bir tam emin olalım. Overlay. Kaplama. Kaplama ne lan? Oğlum kaplama çok anlamsız oldu. Neyse ya, bizim işimiz şey değil abi. Devam. Buradaydık. Şimdi bu arkadaş sizin oynadığınız oyunları o oturum içerisinde gösteriyor. Kaç demo attığınızı gösteriyor. Ve kaç tane böyle bombacı tag'ı aldığınızı gösteriyor oyun içinde. Yani böyle bir şey. Burada bakıyorum okuyabileceğim bir şey var mı? Yok abi. Bu şekilde. Ya bu aslında bayağı saçma. Ama bunu da isteyenler illa alacaktır. Çünkü baş başına kaç işte demo düşüyor ortalama. Bunun istatistiği belki gerekli olabilir sizin için. O yüzden ben de bunu saçma ama gerekli kategorisine koydum. Devam. Q tracker. Lan bu kelime Q diye okunuyor değil mi? Q diye okumam herhalde bunu. Q tracker. Şimdi bu arkadaş da maçınızı aratırken ki şeyleri hesaplıyor. Mesela yani çok abi insan şey değil aslında, çok saçma ama önemli. Mesela bak demiş ki maç found in 17 seconds. Yani 17 saniyede ben bu maçı buldum kardeşim. Al bu bilgiyi, ne yapıyorsan yap diyor. İşte maçınızın bulma süresini gösteriyor. Bak Türk yapmış hatta. Eren. Autor Eren. Yazar. Bunu Türk yazmış abi. Vay anasını be. Bunu Türk'ün yazması biraz garip hissetti. Çünkü Rocket League'de yani öyle bir Türk kitlesi yok. Dediğim gibi biz bu kitleyi oluşturmaya çalışıyoruz. Onun için de açıklamadaki Discord linkine gelebilirsiniz arkadaşlar. Buradan da araya bir ürün yerleştirmesi sıkayım. Şimdi oraya mutlaka katın, bak orada sohbet de dönüyor. Yani sadece lig olarak bakmayın. Yani güzel bir şeyler, bir topluluk yaratmaya çalışıyoruz dedim. Şimdi burada enable notifications, yani bildiğimde aktifleştiriyorsunuz ve size dedim ki maçınızın kaç saniyede bulduğunu söylüyor. Olay bu. Bence gerekli abi. Çünkü bunlar önemli şeyler. İşte baskete gideceksiniz mesela, orada kaç saniyede buluyor, kaç dakikada buluyor. Futbol gideceksiniz, kaç dakikada buluyor. Bunlar gerekli. O yüzden bunu da almanız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi geçelim. Bak bu eklenti çok aslında herkese hitap etmiyor. Yani nasıl diyeyim? Tam böyle içerik üreticileri için bir eklenti. Burada oyunun içine watermark, yani filigran diye tarif edebiliriz Türkçesini. Filigran ekliyorsun. Tamam mı? Mesela işte içerik üreticileri kendi logolarını ekleyebilir. Mesela ben kendi yüzümü koyabilirim aslında. Editle de koyarım ama burada herhalde oyun içinde hareket mi ekliyorsun bilmiyorum. Onu tam şey yapmadım ama bakıyorum şöyle bir bilgi var mı diye. Aynen lokasyonu seçiyorsun. İşte şeyini seçiyorsun. Boyutunu seçiyorsun. Ama hareket ediyor diye bir şey söylemiş. Yani bunu video editleyerek de yaparsın. Onun farkını yazmış ama yani dediğim gibi içerik üreticileri için bence gerekli bir şey. Hani uğraşmak istemiyorsa bunu direkt kurup yapabilirler. Ya yani bu bence aralarından böyle en saçması. Şimdi bak bu efsane bir şey abi. Bu müthiş bir eklenti. Açıklıyorum ne olduğunu. Gol
Heatmap yani ısı haritası. Abi 3-3 haritasına giriyorsun. Mesela biz bir takımız hani STL'de takımlar var ya. Dediğim gibi bak Discord'da link var açıklamada katılın. Bak 3. 3. kere söyledim artık katılırsınız. Şimdi neyse işi şakaya vurmuyorum devam. Mesela maça girdiniz. Ondan sonra maçınız bitti. Ulan maçta diyorsunuz ki bir hata var. Tamam mı? Ben bir ısı haritama bakayım. Bak müthiş bir şey. Zaten ısı haritası yorumunu bilirsiniz. Maviler en böyle seyrek kaldığınız yerler. Buralarda hiç kalmamışsınız. Kırmızılar da en yoğunda kaldınız. Yani renk sıcağı kaçtıkça siz daha fazla o bölgede duruyorsunuz. Bence inanılmaz güzel bir şey. Bak bunu herkes kurmalı. Bu müthiş bir şey yani. Hatta ben bunu kapak fotoğrafına falan bile ekleyeyim. O kadar iyi yani. Bunu kesin alın arkadaşlar. Hiç yani itiraz istemiyorum. Zaten linklerini de aşağı koyacağım. Linkleri yoruma sabitlerim ya. Açıklamaya sabitlerim var arkadaşlar. O şekilde. Devam. Şimdi son eklentimize geldik. Son eklentimize özellikle böyle bir şey yapmak istedim. Call quit. Yani ben de bu videodan sonra quit atacağım zaten. Bu yüzden quit eklentisiyle bitirdim. Şimdi bu arkadaş ne yapıyor biliyor musunuz? Siz böyle oyunu manyak gibi, hayatsız gibi oynuyorsanız bu arkadaş sizi sınırlar. Der ki bak kardeşim sen bu oyunu oynadın. Yeter. Git bir dışarı çık, hava al, beynine oksijen geçsin diyor. Tamam. Böyle bir eklenti. Müthiş bir eklenti. Bunu da kurabilirsiniz. Bak adam diyor ki işte burada kadın. Just one more game. Yani bir oyunda adam da Batman'e tokat yapıştırıyor. Git lan uyu diyor. Ya da işte dışarı çık hava al diyor. Yani otomatik oyundan size quit attırıyor. Ama bunun ayarları var anladığım kadarıyla. İşte belli bir saat oynarsanız quit attıracak gibi. Ona yarıyor. Ve bitirdik. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Şöyle oyuna geçelim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz, eklentiyi beğendiyseniz, beğeni ve yorumlarınızla bunu gösterebilirsiniz. Dediğim gibi Sport Auto Rocket League online ligleri düzenlediğimiz ve topluluk sunucumuz olan Rocket League sunucusunda hepinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.